Herkese selam. Pesürk kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün süper video ile karşınızdayız ama küçük bir hatırlatma yapacağım. Ulan yazıklar olsun. Nazarınız değdi ya. Yorumlara birkaç tane kardeşim sürekli ya çok konuşuyorsun be kardeşim çok konuşuyorsun kafa ötülüyorsun bilmem ne diye diye hasta oldum şu anda boğazlarım inanılmaz acıyor. Yani ilk defa bu kadar böyle inanılmaz kendi enerjik halimizde video çekemiyoruz yazıklar olsun ben nazarınız değdi. Bir şöyle bir nazar duası falan okursanız ya da bir kopyala yapıştır Google'dan nazar duası da kopyala yapıştır yorumlara kardeşim. Bugün bir kadro kuracağız. Bu kadro satılık bir kadro olacak burada Instagram adresini bu arada kardeşimizin zaten yansıtacağım. Hem videonun başında hem sonunda. Ve aynı zamanda da Dünya Kolektif Güç Rekoruna yakın bir kadro olacağını düşünüyorum. Nasıl bir kadrodur nedir bilmiyorum ama e, ee, Instagram'dan yazıştığımızda kardeşimiz kadrosuna çok güveniyordu. Bakalım satışa çıkaracak artık siz irtibata kendisiyle geçersiniz. Bazen bir de şunu hatırlatayım. Bazı kardeşlerimiz şu soruyor ya şu hesap kaç paraymış babacığım ben de değil. Instagram hesabını verdiğim kişiyle görüşebilirsiniz. Bendik bir durum yok yani aklınızda bulunsun. Peki ne yapıyoruz? İnanılmaz beyni yapmayı ihmal etmiyoruz. Gelin bakalım nasıl bir kadrosu varmış ama önce hesabın bir içinden geçmemiz lazım. Kanka bunu da mı çıkardın benim gibi ya? Ben de hesaplarımın birinde iki tane top açmıştım. Bu Kavaguchi çıktı. Rezil bir kalecidir arkadaşlar. Bak ya yani hesabı kötülemek istemiyorum ama Kavak bak rezil bir kalecidir. Neden biliyor musun? Şimdi göreceksin 1.80 boyunda. Bazen Oliver Kahn 1.85 Kasiyaslar falanlar filanlar var biliyorsunuz. iş yapmıyor. 1.80 bunlardan daha kısa. Hakikaten bunun mikisi de kısadır. O yüzden iş yapmıyor. Peki ne yapıyorum? Geliyorum DG'ye. Sözleşme yenileme bileti diyorum. Gördüğünüz gibi dostlar toplamda 379 tane 10 günlük sözleşme yenileme bileti bu hesapta mevcut. Bak, sustum. Gördün mü? O kardeşimiz biraz da sus, ara ver falan diyor diyor. susuyorum arada. Böyle birbirimize bakışıyoruz. Oluyor mu güzel? Olmuyor. Ya o yüzden konuşmamız gerekiyor. Bu boğaz acısıyla hala konuşmaya çalışıyorum. Çünkü video böyle güzel oluyor diye düşünüyorum. E, 10 tane de 60 günlük sözleşme yenileme bileti var. Uzmanlık beceri antrenmanı diyelim bakalım beceri antrenmanı neler var. Beceri antrenmanı sıfır görünüyor. 470 bin GP var. Bu arada beceri antrenmanında bazı özellikler var. Ondan anlatacağım size. 470 bin GP var. Coins var mı kendisiyle irtibadak için? IOS'ta yok görüyorsunuz ama Android'de var mı bilmiyorum. Android'de yükledikleriniz IOS'ta görünmüyor. IOS'ta yükledikleriniz Android'de görünmüyor. Bu arada IOS'ta top açılımı yapanlar bana Instagram Sardarco Sardar'a ulaşırsa 17.000 falan takipçim var. Hani farklı bir hesaba yazmayın sakın. Oradan e, bana irtibata geçebilirsiniz. Top açılımlarıyla ilgili en azından kanalımızda yapabiliriz top açılımlarını. Yani, güzel olur. Hemen bastık dostlarım. Şimdi kaleci olarak 96'lık kaleci var. E, ama Schumacher var, Peter Chay var. Julio Cesar var, Dida var. Keşke şunların yerine bir tane Oliver Kahn olsaydı diyecektim. Yukarıda kim var görüyorsunuz. Bu taraftan bu arada kötü görünüyorum sanki ya. Hangi taraftan iyi görünüyorum ki? Ona göre çünkü çekeceğim videoları yani. Neyse ben yine, yine bir es verdim sustum. Buraya bir Oliver Kahn'ı alıyoruz dostlarım. Oliver Kahn'ı aldık ama kaleci konusunda bu hesaba laf atan gerçekten dili kopar ya. Dili düğüm olur yani dilinde uçuk çıkar. Çünkü yani 1, 2, 3 bir de Vitor Bayas da var. 4, 5, 6 e bir de buraya koyduk 7 tane epik kaleci var. Aynı zamanda epik olmayan da birçok kalecinin olduğu yani oyunun en iyi kalecilerinden biri epikleri çıkar, big time'ları çıkar. İşte Kurtuğa'dır, ne bileyim Donorumba'dır falandır filandır. Yani kaleci konusunda hiçbir sıkıntısı olmayan bir hesap. Peki stoper konusunda neler var? Gördüğünüz gibi Ivan Korda var, Puyol var, Guardiola var, Eder Militao var, Marquinhos, Virgil van Dijk, Delight, Rudiger, Kolibali. Yukarı çıktık Nesta var. Nesta'nın hormonunu yani daha doğrusu en son gelen kartıym, Hormonu demeyeyim. En son gelen kartı var. Beckham Bauer, Thiago Silva, Bastoni var. Oğlum bu paraları nereden buluyorsunuz ya? Bu kadar parası olan gece 12'de gelip bir bağış atsın bize kardeşim. Bu nasıl gece 12'de yayın açıyoruz biz. İki kuruş para gelmiyor. Bu nasıl kadro kuruyorsunuz? Maşallah daha da çok versin Allah diyoruz. Ne yapıyoruz? 98'lik Nesta'yı alıyoruz. 101 oldu. Burada Maldini alıyorum. 101 oldu. Kandavari alıyorum. 101 oldu. Peki bir şey söyleyeceğim. Allah Allah. Bunlar, ne? Bunlar 101 oluyor babacım. Ee, eğer ki dörtlü oynamak isterseniz. Dörtlü oynamak isterseniz de. Sağ beki ama şey yazamıyorsunuz. E ee, on hani 4 tanesi de 101 olur mu diye şey yaptım. Sağ kısmında sanırım sıkıntı oluyor. Çünkü sol beke Maldini'yi alabiliyorsunuz ama Maldini sağ oynayamıyor diye biliyorum. Yani en, evet iyi oynamıyor yani. O yüzden e, reytingi düşecektir. Peki ne yaptık şu anda? 4 tane oyuncu koyduk. Bunlardan bir tanesi 102 reyting. Geri kalan 3 oyuncu defansta da 101 reyting oldu. İyi gidiyoruz. Gerçekten iyi gidiyoruz. Aynı zamanda yani 101-102 civarında yedek de çok fazla olursa rekora doğru koşarız diye düşünüyorum. Bakacağız duruma göre. Bu arada bazen hesaplarda yanlışlık yapıyorum. Yani ben kadro kurarken çocuklar yani konuşuyoruz burada. Konuşurken falan gözden kaçabiliyor. Siz yorumlara abi bak bunu buraya çekseydin bu kolektif güçte olurdu diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, ee, yukarı doğru çıktığımızda Roberto Carlos'u gördüm. Özel tasarım karttır. Destansı diye geçiyor oyunda. Gördüğünüz gibi sağ altta e, futbol işareti yanıp sönüyor. Karizma bir karttır. Sol tarafta Roberto Carlos 101 oluyor. Mesela e, ben, tamam şu anda bir kadroyu almayacağız ama Tomiya şu babacım çok iyi bir oyuncu. Tomiya şu varsa bir kadroda benim kadroyu ya yani bu kadroya benim param yetmez de. E, eğer ki param olsa Tomiya şu olup olmadığına bakardım. Maldini'den önce Tommy Oshua'ya bakarım. Çünkü bana göre çok iyi bir oyuncu. Cafu, Ferrer, Thiago... Thiago, Thiago beni adı Arnold, Trippier var. Cafu'nun kontratı bitmiş ama kontratının bitmesinin bir önemi yok. Görüyorsunuz kontrat ya yani istediğin oyuncuyla zaten yenileyebilirsin. Alexander-Arnold'ı şimdi gelip buraya çekelim. En azından 100 olsun. Defansif orta sahada Edmondson var, Pirlo var, Gilberto Silva var, Guardiola var, Edgar Davies var. Neden bunların hepsini sayıyorum? yok edici var. Orkestra şefi var. Orta tam orta sağ var. Ön libero var. Hepsi var. Ya yani istediğin tarzı oyuncuyu rahatlıkla oynatabileceği hesap biz tabii ki de rating olarak daha yükseklerini alıyoruz. Bu arada Patrick Vieira'yı gördüm. Makalele'yi gördüm mesela. Makaleli'de de 101 oluyor gördüğünüz gibi. Burada Patrick Vieira var. Patrick Oha Patrick Vieira da mı 101 oluyor? E çok güzel. Ray kartta olmuyordur diye düşünüyorum. Oha. Oha. <laughs> Vallahi ne oluyor lan? Bunlar önemli ya yani yedekleri de alacağımız için önemli. Şimdilik böyle kalabilir. Sağ tarafta bu arada Arnold'un boğazım kötü. Bir dakika dur o kardeşlerimiz de alınmasınlar. Arada susayım. Yani hep konuşmayayım. Kızıyorlar çünkü yorumlarda. Şimdi baktığımızda bu makaleleri falan alırız. Daha ofansif, daha da ofansif ve daha iyi oyunculara ihtiyacımız var. Yukarı doğru çıkıyoruz. Bu arada bu Arnold yüz mü oluyor lan? Bak şu Arnold 100 mü oluyor? Bir dakika. Abi 100 oluyormuş ya. Vallahi helal olsun. Yorumlara bir kardeşimiz yazmıştı. Oradan gördüm ya. Oradan yapıştırdım. Şimdi David Beckham var. Matthews var. Bunlar yedekleri alınacak. Çok güzel. Bellingham var. Modric var. Çok güzel. Daha iyilerine ihtiyacımız var. Rafael Lahu'yu gördüm. Mbappe'yi gördüm. Gavi şu anda almadığımız oyuncuları görüyorsunuz. Yani almadığımız oyuncular. Bak bu da 101 oluyor. Abi sen neler yaptın böyle bu kaldırıyor. David Beckham'ı koydum buraya 102 oldu. David Beckham'ın olma ihtimali çok yüksek buldum. Çünkü yani bir ton destansıyı çıkarmış o da vardır diye düşündüm yani. Hemen yukarı bir de kaldırıyor güvendiği için şu an beklendim çok yüksek. Kanka bu adamı da mı çıkardın ya? Nakam bu arada bu adam dediğim şey özür Nakamura'ymış kendisi. Nakamura'ya sevgiler selamlar olsun. Tot Totti 102 oldu. Eee... Kevin Demir, Schneider de 101 oluyor. Şunları bir çıkaralım. Şunları bir ofansif yapmamız lazım. Bunları 102 falan yapmamız gerekiyor. Çünkü yani kaldırıyor. Bu kadar güveniyor bunlar için. Herhalde yaptırmıyordur kaldırısını. Bir dakika daha iyisi olması lazım. Rivaldo da 101 oluyor. Tamam. Ee, çok güzel. Mbappe 102 yapalım şu yan tarafı. Ee, Ronaldinho var. Ronaldinho şunu koyayım 102 olsun. Ee, Neymar, Vinicius var. Ee, bir dakika şimdi. Şimdi Mbappe'yi buraya çekip Dostlar önemli şeyler bunlar. Vinicius kaç? 101 mi oluyor? Ha, Vinicius 101 oluyor. Bu arada ne? Neymar'ı Neymar'ı farklı mı fulllemiş ya? Neymar yüzden fazla olur. Şu an otomatik dağıt. Değil mi? Daha da arttı. Aynen 101. Ulan takımın hayatını kurtardım. Tabi öyle olması gerekiyor. 101 yani. Davi, o tamam bu 102. E, Koman. başka kimler var? Şöyle bakalım. Muhammed Salah var. Santrıfor'da. Krof, Lionel Messi var. Bir dakika şimdi. Lionel Messi buraya alırsam 103 olur. Tamam. Sol tarafa Mbappe bir tane daha 102'lik forvet bulursak. Maradona var 102. Aa. Şöyle yapsam rolden 102 olur. Tam iler ileriyi komple 102 ve 103 yaptık şu anda. Tamam, bir sıkıntı yok. Tamam, şu anda olacak oyuncular. Abi bir şey söyleyeyim mi? Yani Allah belanı versin çok iyi hesap ya. Yani ciddi çok iyi hesap. E ee, Mbappé'nin showtime'ı da var. Haaland'ın 102'si, e ee, 102, Lewandowski, ya bunlar almamın hiçbir hükmü yok. Bunlar zaten 102 olacak. Hani bu şekilde kalabilir. Şimdi asıl asıl bomba kısma geldik. Şimdi asıl bomba kısım şimdi Arnaldo falan göndereceğiz oradan. Şimdi öncelikle Haaland 102. Mbappé'yi alamıyoruz. Burada var. Bu arada değiştirebiliriz. Hiç fark etmiyor. Cruyff 102. Bunlar tabii asıl önemli. Yani bunların ne kadar yüksek olması önemli. Eto 101. Şöyle getirdim. Fanny Starro 101. Romario 101. Sheva 102. Hemen gel şuraya koy. 102. Yukarı. Eto 102. Aa bir dakika dur. Eto 102 ledik. Tamam. Haaland'ın daha iyisi vardı. Aldık değil mi onu kaldırıyor? Aldık. Tamam. 102 liği var zaten. Şu Lewandowski kaç oluyor? 100 oluyor. E, Moriantes kaç oluyor? 100 oluyor. Mbappe bu kartı 101 oluyordu. Alamayacağız. He, Eto Lewandowski. Yani Lewandowski'nin şu kart bu da 100 oluyor. Aa, bu, bunun 100 olma bunun 101 olması gerekiyor ya. Yani değil mi yani onun 101 olması gerekiyor. Bu arada devasa oyuncular var hala da bir dakika. Genel diyeceğim kaçırdıklarım olmasın. Şimdi bunu koydum 101 oldu. Şöyle aldım. E, şunu aldım 101 oldu. Hatta şuraya aldım. E, daha yüksekleri çıktı mı değiştireceğiz. Rivaldo'yu aldım. Bu 101 olacak. E, Neymar'ı aldım. 101 olacak. Eto'yu alamıyorum. Steven Gerrard'ı aldım. 101 oldu. Ve son olarak Matheus falan fark etmiyor. Bu da 101. Bu da 101. Tamam sıkıntı yok. En azından bunları alalım. 3154 kolektif güç oldu. İnşallah bir e, aksilik yapmamışımdır. Şöyle yapsam şunu center for yapsam ekstra. Tamam 3154 arkadaşlar evet. 3154 onun dışında Roberto Carlos falan da 101 olur zaten. Değil mi? Aynen değişen bir şey yok bakın gördüğünüz gibi. 101 oldu. Evet gerçekten inanılmaz bir hesap. Vallahi inanılmaz bir hesap. 3154 kolektif güç. Yani şu ana kadar gördüğüm en iyi hesaplardan bir bu arada. Ya ilk 11'i zaten fena diziyoruz arkadaşlar. Yani bunda bir sıkıntı yok. Şevayı falan da alabiliriz bu arada. Yani sadece şeyleri de alabiliriz. Ben bakmayın 102'yi gördüm orada. Başka 102'ye bakmıyorum. Ee, ama şey yapılabilir mesela. Şu yapılabilir. Ee, bizim için kolektif güç rekonda şu önemli oluyor. Ya ilk 11 böyle oluyor ama asıl yedekler önemli. Şimdi toplam 4 tane 102'lik yedek de var. Geri kalan bütün oyuncular da 101. Yani 101 reytingin altında yedeklerle dahil hiçbir oyuncusu yok. Yani kalecisi dahil her şeyi dahil 101 reytingin üzerinde oyuncu var ama altında yok. Ya 110 rating bir oyuncu yok bu kadroda. 3154 kolektif güç. Vallahi gerçekten çok iyi. Eğer iyi bir rakip like gelirse bu kardeşimizin hesabında bir kez daha alacağız. Bu sefer de bu kadroyla maç yaparız dostlar. Hakikaten çok çok iyi. Yani bilmiyorum ama eğer karşıma böyle bir rakip gelse bu arada kazanmasının garantisi yok tabii ki de yani. Böyle bir durum yok. Hani bu kadro her zaman kazanacak diye bir şey yok ama bir tırsardım. Ne yalan söyleyeyim. Bir de çünkü iyi de oynayan birine denk gelirse verirsem bu kadroyu içinden geçer adamı diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Instagram adresini şuraya bir yerlere yazıyorum. Kendisiyle irtibata geçersiniz. Dediğim gibi bana kaç para ne kadar bu fiyat diye yazmanıza gerek yok. E, o kardeşimizle irtibata geçeceksiniz. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.